Teknasyonla kesin yaşanmıştır. 5. bölümünden herkese selamlar. Geçen bölümde Emir'le bir podcast çekmiştik. Umarım herkes için keyifli olmuştur. Bu bölümde de konuğumuz AppCircle'ın founder'ı Osman Çelik. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Selamlar Fatih. Nasılsın? İyiyim yani. Uğraşıyoruz. Evet. Biz de böyle bir konsepte başladık. 5. bölümdeyiz. Sen de 5. bölümümüzün konuğusun. Tekrardan hoş geldin diyeyim. Hoş bulduk. Konseptimizi hani zaten daha önce de bahsetmiştim. Böyle başımızdan geçen gerçek hayat hikayelerinde böyle Evet. işte genellikle Anlatamadıklarımız. anlatamadıklarımız. İşin hani böyle herkes harika şeyler anlatır hep böyle ama Evet oralara abi. dokunmadan geçer ya. Biz de burada Doğru. biraz daha böyle işin aslında bize dokunan taraflarını böyle aslında hiç anlatamadığımız ama herkesin de başına geliyor bunlar. Gelmek zorunda. Evet. O tecrübeler aslında bu kısımlardan oluşuyor ya. Doğru. Kimsenin hayatı böyle sürekli başarıyla gitmiyor. Ve bunlar sonradan bize çok eğlenceli geliyor aslında. Anlatırken hep gülüyoruz. O an çok acı çektiriyor ama 5 yıl sonra, 3 yıl Evet, sonra dönüp arkaya bakınca acı çektirilen şeyler sonra unutulmayan bize hikayeler. güzel geliyor. Yani çünkü onu bir ders olarak aslında alıyoruz Evet. genellikle. Böyle hikayeler anlatıyoruz ve senin de bu aslında hikayelerden çok yani çünkü çok geçmiş bir geçmişin var yani sektör üzerinde. Dolayısıyla bu konuda çok fazla hikayelerin olduğunu düşünüyorum. Hani Evet. bunu kötü anlamda anlamamanı müze diyorum. Hani Yok çok fazla fail ettin yok demek istemiyorum yok. yanlış anlama. Abi çok fazla fail etmemiz çok şey denediğimiz anlamına Evet da bu geliyor güzel de biraz bir da şey bu arada. yani. Hani yani ama tecrübeye dayalı olarak tabii bu da Evet. artıyor. Doğru. Evet abi varsa bir hikaye paylaşmanı bekliyoruz. Ya şimdi genelde hani bence çok güzel bir konsept organize etmişsiniz Fatih. Çünkü dediğin gibi insanlar genelde başarısız veya oldukları hikayeleri veya işte sıkıntılarını, sorunlarını paylaşmayı çok tercih etmezler. Ama esasında ciddi tecrübe de orada yatıyor. Doğru. Bunları paylaştığınız zaman hani gelecek nesildeki insanlara vesaire falan da çok faydalı olabiliyor. Bizim de unutmamamızın sebebi o zaman canımızın çok yanmış olması. Belki Doğru bugün doğru kesinlikle. oturup ağlıyoruz ertesi gün vesaire ama o bir ay, onu bir daha hiçbir zaman unutmuyoruz. Evet evet Şey aynen gibi öyle. öyle öyle bir hikaye oluyor. Ya tabii ben yaklaşık 25 yıllık bir software kariyerim var. Hep startuplarda yaşadım ama ben yaklaşık 20-25 yıla yakın hep mobille uğraştım. Mobil Mobilin sektör. farklı yerleriyle uğraştım yani. Türkiye'de Yani ilk Türkiye'de mobil yokken bizde mobil tabii var tabii diyorsun. tabii ben siyah beyaz telefonlardan renkli telefonlara geçiş evresini bizzat yaşayan ve Ben de o takımdayım zaten. yaşımız ortaya çıkıyor. Pozitifinden çalışıyorum. Pozitifinden Evet. vesaire falan. O zaman insanlara ya bu telefonlar renkli olacak falan dediğimiz zaman hadi canım ya televizyon gibi işte bu olacak vesaire biz kimse inanmıyordu çünkü işte siyah beyaz küçücük ekranda Evet. vesaire çalışıyorduk. Telefonun amacı farklıydı o zaman. Yani şu anki gibi bir şey değil. Şu an bilgisayar aslında telefon dediğimiz şey. Tabii canım şu an bambaşka bir yere geldik. Esasında ilk mesela şu an aklıma gelen o zaman çok inanılmaz zor durumda kaldığım, mahcup olduğum ama şimdi dönüp arkama baktığım zaman çok gülerek anlattığım bir hikaye var. Belki onu bir paylaşabilirim. Yine telefonla ilgili olduğu için. Süper. Bu sim Nokia telefonlar vardı. İşte bu iPhone Android şeyinden Tabii önce. canım o zaman Bilirler zaten genç şey Symbian zamanı değil mi Symbian ama? zamanı Nokia'nın tabii. kendi işletim sistemini Evet yaptığı evet evet. aslında bu telefonlarda işletim Evet. sistemi kavramının yeni İlk çıktığı çıktığı zamanlar. zamanlar işte Ericsson'da J2Me çalışıyordu. Evet. Nokia'da Symbian operating system çalışıyordu ama Symbian çok sıkıntılı bir operating sistemdi. Java mı yazılıyordu bu arada Yok abi parantez? C++ yazılıyordu Symbian C++ üzerine. yazıyordu. Evet C++ yazılıyordu ve gerçekten de çok zordu. En büyük problemi de Nokia çok iyi bir developer ekosistem yönetemedi. Zaten Apple'ın bence büyümesindeki en Değil önemli mi? şeylerden bir tanesi Nokia'nın developer ekosistemi hiç umursamamış Bu arada bir olması. parantez açacağım da Nokia'nın böyle bir anda bu kadar büyüklükten bir anda yok Patlaması olması acayip inanılmaz değil mi? dramatik bir şey ya. Dramatik İnanılmaz yani. dramatik bir şey. Çünkü teknolojideki kırılmalar abi oyuncuları değiştiren unsurlardan bir tanesi. Yani basınca duyarlı ekranlardan elektriğe duyarlı ekranlara geçiş. Aynen öyle. Mesela işte mekanik arabalardan işte elektrikli Elektrikli arabalara arabalara geçiş. geçiş oyuncuları değiştiriyor. Çünkü bu senin Tabii. bütün know-how'ın O orada tarafta eskide kalıyor. kalıyor. Yeni Aynen öyle. alanda patlıyorsun. Şimdi benim mesela bu anlatacağım hikaye işte o zaman biz de Symbian telefonlara yazılım yapıyoruz. İşte consumer yönelik yazılımlar yapalım. İşte bunları bu arada öyle eskiden App Store, Google Play falan da yok yani. Yapıyorsun, bir yere koyuyorsun, banner veriyorsun Download diye. ediliyor Download falan. ediyorsun telefona, direkt kuruyorsun. Yine klasik, ilk teknoloji çıkınca yapılan 2-3 uygulama vardır ya. Bir tanesi de işte hani takvim yaparsın, işte Döviz kuru, döviz kuru. döviz kuru falan. Bir tane de ezan uygulaması. O Klasik zaman evet. çünkü cep Türkiye'de tutan bir telefonunda şey. evet, cep telefonu bir ezan uygulaması yapalım dedik. İşte vakitleri ayarlıyorsun, ezan okuyor. Telefon sessizse okumuyor. Filan gibi Süper, böyle güzel. mute modu filan çalışıyor. Yine bu yatırımını ben aynı kendi telefonuma da kurdum bu uygulamayı ve
şeyde, Cemal Reşit Rey'de çok büyük bir konferans var. Süper. Taksim'de. İşte, Taksim'de. İnanılmaz böyle bir kocaman bir salon. Sessizlik, böyle çok cool bir ortam. İşte stand şeyde, stage'de şeyler var işte, böyle büyük büyük genel müdürler vesaire konuşuyor. Panel gibi bir ortam. Panel yani. Evet, evet, evet. Çok büyük bir şeyde. Ben de böyle ceketim var. Ceketimi yan koltuğa koydum. İçerisinde de telefonum. Oturdum, izliyorum. Telefon da sessizde. Abi saat 1'i geçiyordu. Birden abi benim telefon ezan okumaya başladı. Böyle sessizlik olan bir ortamda abi benim telefondan Allahu Ekber, Allahu Ekber diye sesler gelmeye başladı. Şimdi bir de şu an gelse mesela yadırgayarsın, telefonu açık unutmuş falan dersin ama o zaman çok yeni bir şey. O zaman çok yeni bir şey. Telefonun ezan okuması ilginç bir olay. Öyle bir ortamda okuması, ezan okuması inanılmaz. Sessizlikte sessizliğin içerisinde abi ben herkes salonun yarısı böyle hani 150-200 kişi falan böyle döndü bana bakıyor, tamam mı? Çünkü ses benden geliyor, tamam mı? Abi nasıl bir utanç, nasıl bir mahcubiyet falan, böyle elimle ceketin üstüne bastırıyorum ses çıkmasın diye. Tamam ama yine ses çıkıyor. Kapatmam lazım. Ezan okunuyor. 3 dakika 4 dakika sürüyor yani ezan. Elimi cep telefonunun içerisine, ceketimi cebine sokup o telefonu çıkarttığında ses daha da tabii artıyor. Ceketimi evet, çıkartıyor. Evet. Onu telefonun böyle öyle bir sıkmışım, kapatmışım ki pilimi çıkarttım. Ne yaptım bilmiyorum. Ama yani böyle yere bakıyorum artık. Böyle bir an önce bu konferans bitsin, herkes gitsin ve kimse beni görmesin. Ben yarılsaydım da içine girseydim nasıl böyle. İnsanlar çıkarken şöyle bakıyorlar garip garip falan, nedir ne değildir falan. Çıktılar ama salon boşaldı, ben böyle 5 dakika 10 dakika kendime gelemedim. Sonra çıktım. Şimdi dönüp arkama baktığım zaman tabii şey, ama yani burada çok önemli bir şey var. İşletim sistemi update oluyor. Sonra gittim baktım yani. Çünkü bu çalışıyor mu? Okumaması lazım. Sağ olsun Nokia abi işletim sistemini update ediyor. Ve şeyi bozuyor abi. API o versiyonda farklı çalışıyor. Farklı çalışıyor. Sessizliği ve sessizlik modunu algılamıyor abi. Nokia'nın batmasının sebebi bu abi. Gerçekten de sürekli update çıkartıyordu ve developer kitleyi hiç sallamıyordu bile yani. Ya o evet şey çok acayip. Yani developer friendly olmak bayağı çok. Apple'ın yaptığı herhalde en büyük şeylerden birisi galiba. Apple'ın yaptığı şeyler, en önemli şeyler. Gerçi Objective-C ne kadar developer friendly onu da ama bilemem ama tabii zamanına göre çok ileride. Çok abi. Çok kesinlikle. Şeyle ilgili böyle bir hikayem oluştu. Şimdi tabii dönüp arkamıza bakınca gülüyoruz ama o zaman çok evet, zor bir dönem geçirmiştim yani. Tabii tabii yani şey bir nasıl rezil oldum falan. İnternet bir de bu kadar yaygın olsa mesela sosyal medya falan kesin şey olurdum yani. Trend topic olurdum yani. İnsanlar bunu kesinlikle bir ya işte şey konuşuyor. Şu anda mesela böyle bir şeye karşı halet olsak çok şaşırmayız yani. Hı. Ya bir telefonu aç. Aa işte şey derler. Telefon sesini açık bırakmış falan derler. Tiyatroda falan açık bırakmışsın yani gibi şey. Bir şey olur ama o zaman hani herkesin cebinde böyle normal çoğunluk herhalde siyah beyaz telefonlar. Tabii tabii çoğunlukla hani şey, yeni geliyor renkli evet, telefonlar. Evet evet. Muhtemelen senin sesin hani herkesin telefonu böyle maksimum polifonik falandır şeydir yani. Tabii tabii tabii. Müzik falan çalar. Seninkisi bayağı ezan okuyor sesi. Abi bir de sağ olsun Nokia'lar o zaman böyle takoz gibiydi. Evet, bir gül sesi çıkıyordu ki abi bari inanamazsın yani. Öyle bir hikayemiz olmuştu. Tabii şeyle hep uğraştım ben dediğim gibi yani mobil tarafla. Aha. Yani backend'le ilgili de ufak tefek patladığımız hikayeler oldu ama mesela mobille ilgili bence şey hikayeleri, şu da çok önemli şey abi, tasarım yani journey design anlamında yapılan hatalar da bir ürünün başarısız olmasında çok etkili oluyor. Mesela geçmişe baktığımda yine düşündüğümde yaptığım en büyük hatalardan bir tanesi, görünce de hadi ya dediğim hikayelerden bir tanesi, bir P2P sharing uygulaması yazmıştık. Yine Nokia telefonları üzerine Symbian ve BlackBerry, J2Me vesaire hikayesi üzerine. Ya bugünkü WhatsApp'ın birebir aynısı gibi düşünebilirsin. Okey süper. Tamam birebir aynısı Symbian telefonlarda çalışıyor. İşte data hattı üzerinden. İşte bu arada ben parantez açayım. WhatsApp'ı ilk Symbian'da kullanmış olabilirim. Yani ilk Symbian versiyonu vardı bir. Çok kötüydü. Evet. Ve o zaman WhatsApp böyle şey değildi. Biz yine Positive'de çalışıyordum ben o zaman. Dediler ki böyle bir uygulama çıkmış falan filan. Ben de kurmuştum. Böyle bana şey gel, o zaman da söyleyeyim bu arada, benim genelde öngörülerim, ya bu dedim ne biçim uygulama, saçma sapan bir uygulama bu falan dedim. Çünkü şey geldi, SMS var abi niye WhatsApp kullanayım ki falan i̇şte demiştim. İşte o pozisyonda Onur, Onur İngiltere'ydi, biz İngiltere'den Onur'la birlikte push to talk yaparak konuşuyorduk, data hattı üzerinden yani, o işte uygulama üzerinden vesaire. Ya o startup güzel bir exit yaptı ama o startup'ta yine community açtığımız bir bu startup dediğin şey sizin o yaptığınız zamandaki evet, daha önceki startup o hatta Skype'in yatırımcıları tarafından satın alındı teknolojisi. Ama mesela orada iki tane önemli hikaye var. Bir tanesi biz o
yazılımı geliştirdiğimiz zaman işte alışkanlık out of box bakamamaktan kaynaklanıyor diyebiliriz belki. Abi ürünün önüne login koyduk. Yani sen login evet. olacaksın, arkadaş ekleyeceksin, davet edeceksin, o kişi kabul edecek. Ya bizde o zaman şey vardı, algımız şeydi, o zaman ben de hatırlıyorum o zamanları. Ya bir sistemde login olması gerekir gibi bir ön kabulümüz vardı. Evet, sonra bunu değiştiren bir yapı görünce nasıl ya? Gerçekten evet. gerek yok aslında. Yani evet. bu OTP dediğimiz olay o zaman çıktı değil mi ilk evet. yerde? Hani evet. telefon üzerinden onaylama. Evet. O zaman evet ya böyle bir şey nasıl düşünemedik biz falan Doğru. noktası olmuştu. Yani düşünüyorum şimdi bu kadar saçma bir şey mekanizması olabilir mi? Uygulamayı indireceksin. Register olacaksın önce. Aha, tabii kayıt. Doğrulayacaksın kendini telefonla. Çünkü web o zaman öyle çalışıyordu. Kafa öyle çalışıyordu evet. abi. Çok saçma geliyor şimdi. Bak WhatsApp'ın yaptığına bakınca, Telegram'ın evet. yaptığına bakınca şimdi ve o çok büyük bir bariyerdi Growth'ta mesela. Tabii kesinlikle. Çünkü birilerini invite ediyorsun. O adamın telefonu uyumlu oluyor, olmuyor, kabul etmiyor. Arkadaşlık sitene düşecek, online olacak. Online olmazsa yazışamıyorsun gibi böyle saçma bir chat mantığından evet, evet. gelen işte o bir de bizim şey alışkan işte ICQ öyle aynen, çalışıyor aynen, işte aynen, o zamanlar evet. falan MSN öyle çalışıyor vesaire. Hani chat'te böyle yazılır diye düşünüyorduk. WhatsApp'ı ilk kullandığımda şey dedim. Abi nasıl bunu düşünemedik? Bu nasıl büyük bir hata oldu dedim. Çünkü ürünün büyümesinde çok büyük bir bariyerdi bu yani. Bir teknik tasarım hatası. Bir journey design yani experience arada, design hatası. Bu arada şey de çok acayip değil mi? Mesela MSN ICQ'yu bitirdi. Neden bitirdi? Ha. Çünkü mail adresini kullanabiliyordun diye. Evet doğru bak. Sonra o ayrı bir yük haline geldi ve WhatsApp da mesela onu bitirdi. Hani... ICQ de şeyi bitirdi, Mirç'i bitirdi. Evet. ICQ bitirdi, ICQ MSN bitirdi. MSN'i de şey bitirdi. Şu an WhatsApp bitirdi yani. Gerçekten öyle bir... O da çok ilginç bir hikayeydi. Ben orada bir önemli bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Aha. Bu yapmış olduğumuz ürünü satın almak için görüşmelere başlamıştık yurt dışı ile ve bir fiyatta Aha. anlaştık. Bu MSN şey yapar mı? P2P sharing. P2P sharing. Tamam, acquisition yapılacak. Ama dediler ki bir fiyatta anlaştık. Atıyorum fiyatı 10 lira diyelim. Tamam, okey. Ama dediler ki teknik audit yapacağız. Tamam. Teknik audit sonrasında eksiklikleriniz doğrultusunda kırılacak puanlara göre bir 10 lira düşebilir. Hı-hı. Audit kriterlerine göre bu çıkacak ortaya. Okey. Tabii bunu da çok başta bilmiyorduk. Bir miktar yol aldıktan sonra bir de böyle bir şey vardır. Küçük bir takımsın. Acquisition'a gittin. Psikolojik olarak oraya mail ediyorsun, tamam mı? Kafa evet, olarak evet. oraya mail ediyorsun. Abi bu teknik auditte karşımıza böyle bir 50 küsür tane checklist çıktı. Okay. Tamam mı? İşte şu protokolü, şu standardı destekliyor mu? Şu case'i bilmem ne handle ediyor mu? İşte Oman'ın şu standardında çalışıyor mu? Falan gibisinden. Mimaride şu var mı? Bilmem ne bilmem ne. Abi şöyle söyleyeyim, o kadar çok eksiğimiz çıktı ki bizim o 10 lira planladığımız değerleme 3 küsür liraya düştü. Çünkü adam diyor ki bunları sen yapmamışsın, sende bir know-how var, ürün var ve ben bunu almak istiyorum kendi hikayemde kullanmak için ama senin bu yapmış olduğun eksikleri ben tamamlayacağım. Dolayısıyla evet. bu bir teknik borç. Evet, bu borcu senden keseceğim diyor. Keseceğim diyor dolayısıyla. Anladım. Tabii normal bir şeyde vazgeçebilirsin bu hikayeden. Evet. Ama psikolojik olarak öyle bir evrimleşiyorsun ki işte abi işte Skype'in yatırımcıları şirketi satın alacaklar, şöyle olacak, böyle olacak. Öyle bir evrimleşiyorsun ki oradan sonra daha dönüş yapamıyorsun. O yüzden hani evet biz yazılımlara çok şey başlamamız lazım. Ama zaman içerisinde bu teknik borçlarımızı büyüyecek hikaye çok kapatmamız lazım. Eğer kafamızda exit gibi bir şey varsa özellikle. Exit, scale, growth yani varsa bunları kapatmamız lazım zaman içerisinde. Başta buna göre yapmak çok zor. Yaparsan çünkü ürün çıkmıyor. Çok zorlanıyorsun ki evet. öyle bir başarısızlık hikayen de var. Tabii. Bu da şeye sebep oluyor. Boşu boşuna yani daha ürünü ispatlamadan çok fazla over engineering yapıyorsun. Öyle bir başarısızlık hikayen. Onun bir var. Dengesini kurmak gerekiyor. Yani aslında bu girişim, doğru girişim o zaman bu ikisinin dengesi evet, diyebilir dengesi. Miyiz? Yani teknik tarafı için söylüyorum. Belli bir evrime geldiğinde olgunlaşma anlamındaki eksikliklerini tamamlaman lazım. Eğer büyüyeceğine inen, fikir kendini doğruladıysa, üründe ışık varsa, büyüyorsa acilen bunları ön plana alman lazım. Feature'lardan daha önceliklendirmen lazım. Kesinlikle. Çünkü ürün büyüdükten sonra bunları fixlemen çok çok daha zor. Evet, artık çünkü şey gibi oluyor. İnşaatın temelinde kalmış gibi oluyor. Evet. Yapılmış bir inşaatın temelini düzeltemezsin artık. Yani hep şeyleri benim söyleyeyim. Yani mimari refaktör edilmez. Doğru. Modül refaktör edilir de mimari refaktör edilmez. Evet. O yüzden o iş geç kalmadan yapmak gerekiyordu. Tabii biz böyle hani
işte 5-6 arkadaşla işte Boğaziçi'nde vesaire yaptığımız bir hikaye olduğu için onları bilmiyorduk ve çok pahalı bedel ödeyerek öğrendik o tip standartları. Bugün onlara dikkat etmek gerekiyor yani. Kesinlikle böyle... ya kesinlikle katılıyorum. Vallahi şey de oldu yani. Girişim dersi verdim böyle. Yok, biz şey bayağı eğleniriz diye düşünürken şu an böyle kendimi böyle derin düşüncelerde evet ya girişim böyle olmalı falan diye düşünürken buldum. Yok ama çok hem eğlenceli hem de güzel şey. Var mı başka şeyimiz, yani, hikayemiz? Ya mesela yine bir tane mesela bununla alakalı ilişkili olabileceğini düşündüğüm bir bence yine bir başarısızlık. AppCircle'da build modülünü yazmak için 3 ay planlamıştık. Hı hı. 8 ay sürdü abi. Ya bu genellikle çok oluyor. Yani benim gördüğüm piyasada kimle konuşursam konuşayım. Bu oluyor. Neden oluyor bu? Şimdi eğer yaptığın iş straightforward bir iş değilse, daha önceden tekrar yapmadığın bir işse, yani R&D içeren bir işse, tabii. Abi bir işi planlamak mümkün değil. Hatta şöyle diyorlar abi, bir teori diyor ki, analize vakit harcama, analiz vakit kaybı olur. Çünkü senin o analizde yaptığın şeyler, ya yani analize çok vakit harcama diyor. Aha. Az vakit harca analize, işin içerisinde çünkü diyor o kadar sürprizle karşılaşacaksın ki, senin o yaptığın analiz çöp olacak. Biraz orada kervan yolda düzülür misali girip, hı hı. Hatta ilk seferde fail edecek bir denemeyi yapıp, hı hı. Sonra o failden dersler çıkartıp bir tık daha iyisini yapıp, sonra yine dersler çıkartıp bir tık daha iyisini yaparak iterasyon şeklinde esasında işi yapmak ve planlamamak. Yani buna plan vermek çok büyük bir, esasında buradaki hata o. Anladım. Yani bir iş çok research oriented bir işse bunu planlayamazsın abi. Burada ancak en fazla şey bir adım sonrasını görebilirsin. Evet, yani doğru. 3 adım sonrasının üzerine hesap kitap yapmak son derece yanlış. Ben mesela bu kadar tecrübeli olmamıza rağmen ki ekip de bu kadar hani teknik tecrübesi olmasına rağmen ama ilk defa yaptığımız bir şey. Bir build mimarisi çıkartmak ve bir sürü girdiğimiz zaman inanılmaz sürprizlerle karşılaşacağız. Ya bu arada bayağı şey developer tool yapıyorsunuz. Tabii developer tool yapmanın kendi içinde de zaten zorlukları var. Yani hani bir son kullanıcı experience bir son kullanıcı var değil mi? Yani abi, son kullanıcı yok yani. Değil. Yani developer şey gibi abi çok duygusal bir varlık. Bir ürüne girdiğinde eğer onunla duygusal bir bağ kuruyorsa, evet. Yani beğeniyorsa diyelim biz ona dışarıdan ama aslında o bir duygusal bağ. Tabii kesinlikle. İşte deneyimi, kalitesi, işte performansı, bir sürü onu şey çok yani. Sahipleniyor. Faydası, acayip sahipleniyor ve minnet duyuyor, onu PR ediyor vesaire. Evet evet kesinlikle. Ama mesela ürün belki de çok güzel çalışan bir şey. Mesela bir SDK, library ama signature'ı veya dokümantasyonu kötü. Abi silip atıyor adam onu yani. Vakit harcamak istemiyor yani. O yüzden ben developer'ları duygusal buluyorum. Zaten bu framework tartışmaları da bu değil evet, mi abi? Evet, duygusal olmasan bunları niye tartışıyorsun ki? O mu daha iyi, bu mu daha iyi yani? Kesinlikle. Aynen, o duygusal evet. Bağlılıktan kaynaklanıyor. O da bence... Bu kadar duygusal bir kitleye de ürün satman gerekiyor. Ürün, evet, beğendirmen gerekiyor. O da ayrı bir challenge yani. Ama benim yaklaşık son 10 yılım hep developer tool'larla geçti. Hı hı. Doğru, SmartFace vardı sizin daha önce. SmartFace developer tool hala devam ediyor evet, bence. Hatta 2023'te... Hatta şöyle yani React Native, Flutter vesaire gibi teknolojiler yokken SmartFace'i biliyorduk biz. React Native alfadaydı abi. Biz çalışmaya başladık. React Native'de vardı. Hatta biz o zaman nasıl bir collaboration yapabiliriz? İki tane collaboration düşünüyorduk. React Native'le bir collaboration düşünüyorduk. Bir de IDE tarafında Cloud9'la collaboration düşünüyorduk. Tabii. O zaman Cloud9 biliyorum bilmez onu. Cloud9'la IDE tarafında collaboration yapmıştık o zaman. Interpreter tarafında React Native'le collaboration yapmamıştık çünkü o zaman onlar daha çok daha primitif seviyedeydi. 2023'te SmartFace'de sahada göreceğiz muhtemelen. Aa, çok daha iyi bir ekibi var çalışan. Şu an kapalı komiteye çalışılıyor. Enterprise'da ama abi SmartFace zamanının ötesinde bir proje. Yani şeyi de merak ediyorum bir yandan. O tarafta acaba böyle yaşadığınız böyle failler var mıdır ya da o nasıl bir hani failsiz çıkmamıştır diye düşünüyorum o proje. Evet. Çok büyük yaptığımız hatalardan bir tanesiydi yine. Yani bir büyüğümün çok güzel bir lafı var. Şey demişti, Osman demişti, pazardan iki adım önde gidersen para kazanamazsın, bir adım önde gidersen para kazanırsın. Bu doğru ya, kesinlikle doğru. Çok bunu nereden biliyorum biliyor musun? Coding'den biliyorum. Coding'i biliyorsun. Heh, Cloud9 Coding zaten. Evet. Coding'den biliyorum. Coding de çok zamanın ötesinde bir projeydi. Bizim bir adımımızda, adım gerimizde gelenlerin hepsi çok iyi bir yerlere geldi. Coding yani coding şu anda yine açık kaynak falan oldu ama tabii diğerleri kadar olmadı. Hak ettiğini bulamadı. Aynen öyle. Orada aynen da öyle. Teknoloji kırılması var işte. Kubernetes teknolojisi vesaire falan çıkınca esasında senin orada bir sürü yaptığın R&D
Aynen şey öyle. Oldu yani, outdated oldu ve şey yürüdü, Cloud9 de öyle patladı. FireExit yaptı. Evet, Amazon satın aldı Cloud9'ı da. Evet. Ama FireExit yaptı yani, öyle söyleyeyim. Doğru. Editörü sattılar esasında. Evet, doğru. Arka tarafta hayvan gibi bir containerization investmentları vardı. O filan hepsi Kubernetes'ten sonra tabii, çöp oldu yani. Kubernetes direkt bütün her şeyi çözdü zaten. Çözdü evet. Hikaye böyle. Sizin şey neydi? Bir şeyden bahsedecektim. Abi biz yaptığımız SmartFest'de yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi eski sürümlerimizde abi. UI custom kullanmaya çalışmaktı. Yani ya iOS'un UI library'si gibi, Android'in UI library'si gibi ya da Flutter'ın şu an bir UI library oluşturmaya çalıştık. Tamam. Flutter gibi. Yine klasik iddiamız şuydu, mobilde, webde, her yerde evet. çalışsın, dolayısıyla UI custom yapalım diye. Bir hikayeye girdik. Bundan yaklaşık işte 8 yıl önce falan, 10 yıl önce. Ve 1,5-2 yılımızı yaktıktan sonra bu işi beceremeyeceğimizi öğrendik. Yani bu işi mükemmelleştiremeyeceğimizi fark ettik. Ve dedik ki haddimizden, boyumuzdan büyük bir diyelim, ne diyelim yani. Bir işin içerisinde girdiğimizi fark ettik ve o sürümü drop ettik ondan sonra. Ama tabii çok büyük bir aslında geliştirme. Ben şimdi tabii. Flutter uygulaması alıp elime kullandığımda yaşadıkları bütün sorunları var ya. O kadar net görüyorum ki mesela frame takılmaları, işte memory'le yapmaları vesaire, web mobil çalışması ile ilgili hikayeler. Yani çünkü bir sürü şeyi yaşadık abi. Biz aynı benzer çok hikayeler. Çok büyük havalınız var orada aynı. Orada evet. Şu an hikaye olarak duran güzel bir şey var. Bu cross platform ile ilgili Simin BlackBerry zamanında da bir çalışma yapmıştık. Nokia'nın announcement'ından sonra bütün yaptığımız şeyi, yurt dışında müşterilerimiz vardı vesaire bayağı. Ve şey dedik, bu işin devamı olmayacak çünkü iOS bu işi bambaşka bir şekilde yapıyor. Bu işten çıkmamız gerekiyor. Bütün 30 küsür tane ülkede müşterimiz vardı. Herkese e-mail attık. Dedik ki bir yıl boyunca support and maintenance almayacağız. Sizden ücret olarak lisans da almayacağız. Source kodları veriyoruz ve biz bir yıl sonra bu business'ten çıkıyoruz diye. Ve o kadar build ettiğimiz inanılmaz şeyi çöpe attık abi. Cross platform şöyle bir şey ya, çok acayip. Her dönemin ihtiyacı. Fatih, bunun üzerine bence bir 2 saat konuşuruz. O yüzden hiç bence girmeyelim. Zaten konumuzun dışında ama bunu seninle offline'da konuşalım. Ama bir cümle söyleyeyim, bence onunla birlikte toparlayalım. Abi en güzel para yazılımda batırılır. Ya inşaattan en güzel para yazılımda batırırsın. Çünkü geri hiçbir şey kalmıyor. Evet, kesinlikle. Çünkü biz tamamen sanal, değil mi? Yani hani bakkala su alamayacak hale gelebilirsin yani. Abi bakkal iflas eder, en azından ne bileyim raftaki malzemeyi satar, şunu yapar, bunu yapar. Elinde bir mal var. Evet, İnşaatta abi ya. İnşaatta. Kabasını adam bir şey, arsasını değerlendirir filan. Abi yazılımda yanlış bir ürün geliştirdiğinde ve dükkanı kapatmaya karar verdiğinde geri hiçbir şey kalmıyor. Sadece öğrendiklerin. Evet. Zaten takım da dağılıyor. O arkadaşların hepsi şu an dünyanın büyük bir sürü yerinde çok güzel işlerde. Evet, kesinlikle hepsine öyle. Allah razı olsun, iyi insanlar. Ama dönüp baktığında startup zero. Kocaman bir zero. Sıfır. Evet. Kesin yaşanmıştır'ın en girişimli bölümü oldu. Ama gerçekten çok değerli hem bilgiler de verdim bence. Faillerin aslında ne kadar da öğretici de olduğunu da birazcık görmüş olduk. Abi çok teşekkürler. Çok sağ ol geldiğin için. Offline'da da daha konuşuruz yani biz bu muhabbet uzar. Şeyden sonra, kayıttan sonra. Onlar artık bize saklı. Onları arkadaşlar dinleyemeyecek, kusura bakmayın. O yüzden Osman'ı bir yerde bulup konferansta falan darlarsanız Osman abi bayağı şey yapıyor. Gevezin. Estağfurullah, abi öyle değil. Yani şey, bir hafif bir fire start verdiğiniz zaman gerisini böyle akıyor, dökülüyor size her şey. Çok güzel. Yani bütün tecrübesini anlatıyor. Evet. O yüzden bence tavsiye ederim. Böyle konferanslarda falan görürseniz hemen gidip abi dinlemiştim ben sizi falan filan deyip yakasına yapışın. Evet. Mobil uygulamacıysanız özellikle ekstradan gelin. Eyvallah. Çünkü o tarafta çok geçmişi var. Teşekkürler abi tekrardan. Fatih, ben teşekkür ediyorum güzel sohbetin için. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlara da, güzel. Olmuştur ya, ben kendim çok faydalandım. Herkes faydalanmıştır diye ümit ediyorum. İnşallah. O zaman herkese iyi günler, iyi dinlemeler.